Selam, ben Karen. Videoma hoş geldiniz. Geçen hafta biliyorsunuz video yükleyemedim. Çalıştığım için arta kalan zamanımda içerik üretmeye çalışıyorum ama kendimle ilgili yapmam gereken bazı şeyler vardı. Onlar da araya sıkıştığından içerik hazırlamaya vaktim olmadı. Yeni bir seriye başlamayı düşünüyordum. Bunun için alışverişe de çıktım bu arada tabii ki. Kendimi birden biyolojisi standının önünde buldum ve bir baktım ürün almaya başlamışım. Hiç daha önce biyolojisi kullanmamıştım. Şöyle bir makyaj çıkartabilecek kadar ürün aldım ve dedim ki tek marka ürün incelemesi yapayım. Uygun fiyatlı bir marka. Şöyle ben malzemelerimi çıkartayım. Çok fazla ürün almadım ama çok makyajı çıkartabilecek kadar ürünümüz var. Ambalajları daha üzerinde birlikte açacağız, birlikte deneyeceğiz diye. Bir an önce denemek istiyorum. Öyleyse başlayalım. Önce bazıyla başlayacağım. Matlaştırıcı bazı. Şu şekilde böyle losyon gibi bir yapısı var. Nemlendirici hissi veriyor. Kokusu yok. Hafif bir yapışkanlık bırakıyor. Fondötenini alamadım çünkü benim rengim light beige'di. Orada yoktu. Açabilirsem concealer'ını uygulayacağım. Concealer'ı da yine light beige olarak aldım. Concealer'lar da aynı renk bile olsa böyle bir ton açığını yapıyorlar genelde. Sadece concealer uygulayacağım. Buraya biraz daha ekleyeyim. Fondöten kullanmayacağım. O yüzden bir tık fazla ürün uygulayabilirim. Diğer yerlere de yine concealer geçerim. Bir tarafı fırçayla yapayım. Diğer tarafı da süngerle tutuyoruz. Fırçamda kalanı böyle diğer yerlerime getiriyorum. Bu kısımları da fırçayla yedireyim. Bence kapatıcılığı falan gayet iyi. Yani kalıcılığını da deneyimledikten sonra net bir şey söyleyebilirim tabii ki. Instagram'dan falan aktarırım. Fırçayla gayet güzel bir bitiş aldım. Bu taraf için de sünger kullanalım. Az çek yapıyorum. Süngerle de fırçayla da gayet başarılı bence. Şimdi pudrayla sabitleyeceğim bunu. 130 porselen rengini almışım. Ben yine şöyle küçük bir fırçayla gözümün altını sabitleyeceğim. Bence pudranın yapısı da ince, ağır ağır durmuyor. Şu an ilk izlenim olarak bence pudra da başarılı görünüyor. Bu arada bütün bu görüşler tabii ki fiyat performans için geçerli olan görüşler. Göz kapaklarımı da yine sabitliyorum. Burnumuzun kenarlarını da sabitleyelim. Transparan pudra olarak geçmemesine rağmen renk falan vermiyor. Bilmiyorum, bekledikten sonra belki renk değişebilir. Deneyimleyip göreceğiz. Şimdi kaşa geçiyorum. Kaş içinde bu brow kitini aldım. Bende hep genelde ya pomat tarzı ya maskara tarzı ürünler vardı. O yüzden pudralısını bir deneyeyim dedim. Renkleri şöyle, açık da var, koyu da var. Koyu olanından kullanacağım. Rengi gayet iyi. Güzel soğuk bir kahve. Ki ben kaşta hiç sıcak renk sevmiyorum zaten. Şimdi şöyle bir tarayacağım kaş fırçamla. Evet, kaşı yaptık ve ben ara vermek zorunda kaldım. Bazen böyle gün içinde video çektiğim zaman işlem geldiğinde ara verip işimi yapıp tekrar geri dönüyorum. Bu kez işe yaradı galiba. Concealer'ı sürmüştüm ve pudralamıştım. Bunun üzerinden saatler geçti. Şu an saat 10 falan akşam. Ben videoyu aslında 2'de falan başlamıştım. Üzerinden zaman geçti. Geçmesi de iyi oldu. Concealer ve pudra hakkında biraz deneyim edindim. Göz altlarımı yakınlaştırayım, o şekilde bakın. Şöyle çizgilere dolma ve ayrık ayrık olma durumu söz konusu oldu. Tabii ki bu o kadar saatte olmadı bu arada. Onu silip yeniden sürdüm ve sonra yine çekime geçmem bayağı bir zaman aldı. Bu arada ben bu videoyu dün başladım. Dünden beri bir türlü çekemiyorum. Sürekli ara veriyorum. 3 dakika veya 4 dakikalık bir video izlediyseniz şu anda. Bu 2 gündür çekmeye çalıştığım şey oluyor. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Ama en azından concealer hakkında biraz fikriniz olmuş oldu ve pudra hakkında. Bilmiyorum, memnun kalan var mı? Ama ben sevmedim açıkçası. Belki de pudra onu o şekilde yaptı diyeceğim ama pudralamadığım yerde de çok iyi bir performans almadığımı düşünüyorum. İkinci günün sonunda, beşinci günün şafağında. Beşinci günün şafağında beni bekleyin. Şimdi göz makyajımdan devam edeceğim. Bunun için ben Retouch'u almışım. Bu palet hem allık hem de far paleti. Şu ikisi allık, diğerleri de far. Bu paletle bence bu kombine güzel bir makyaj çıkartırız diye düşündüm. Önce bir zemin rengi seçeyim buradan. Ve şu renkte bir astar yapalım. Şöyle büyükçe bir karıştırma fırçası alıyorum. Şöyle göz kapaklarımı da göstereceğim. Umarım görüyorsunuzdur. Bu pudralanmış bir göz kapağı ama asla tabii ki işe yaramamış. Yani pudra sabitlemiyor. Onu söyleyeyim. Şöyle tekrar süngerimle üstünden geçtim. Umarım
far sabitler ve kaymaz da. Ama iyi ki concealer'dan sonra ara vermişim gerçekten. Uyguladığımda ilk izlenim olarak güzel duruyordu. Kapatıcılığı da bayağı iyi. Ama pudralamama rağmen çok fazla kayıyor ve yaşlanma efekti veriyor. Konik fırça aldım ve geçiş rengi olarak şu rengi uygulayacağım. Katlanma çizgime geçiyorum rengimi. Şimdi şuradaki sarı rengi alacağım. Şöyle. Ay, göz kapağımın tamamına şunu geçeyim. Bu geçiş rengiyle uymuyormuş gibi görünebilir şimdi size ama öyle olmayacak. Şimdi biz onu kaç renk daha ekleyerek uyduracağız birbirine. Bu sarının yanında çok değişik bir renk var. Yine o da ışıltılı bir renk. Onu da şöyle göz kapağımın ortasından başlayarak uyguluyorum. Bayağı toz tutuyor. Makyajıma bulaşmadan sildim onu ben. Işıltıyı seviyorsanız bence beğenebilirsiniz. Fazla dökülüyor böyle hemen. Bir elinizde pudra fırçanız olsun ki makyajınıza bulaşmadan ondan kurtulun. Astarımı uyguladığım karıştırma fırçamla şöyle geçiyorum üzerinden ve karıştırıyorum sınırlarını. Şu gri renkten alacağım. Ve bunu da gözümün bitimine uygulayacağım. Ve tabii ki katlanma çizgimi de yine geçeceğim. Yine hemen süpürüyorum. Şöyle göstereyim nasıl tozuttuğunu. Bu sarı bana yeterli gelmediği için concealer fırçamı bir tık ıslatıp biraz daha yoğun bir sarı elde etmek için bu şekilde uyguluyorum. Yes, böyle daha iyi oldu. Gözümün altına da yine kirpik dibimin bitimini bu griden geçiyorum. Biraz da böyle iç kısma doğru karıştırıyorum. Siyah göz kalemini aldım. Bakayım hani kalemleri nasıl diye. En azından bir taneden yapılarını anlayabiliriz. Waterproof göz kalemi demiş. Üst kirpik dibime uyguluyorum. Yağ gibi kayıyor diyebilirim. Sürümü gerçekten çok iyi. Ama alta geçiyor. Doğal olarak ben onu tamamladım. Gerçekten waterproof mu? Zaman geçirmek lazım ürünle. Böylece göz kalemini de denemiş olduk. Şimdi eyeliner çekelim. Hiç dikkat etmedim farklı tipte bir eyeliner var mı bilmiyorum ama ben böyle kalem eyelinerından aldım. Ambalajı mor renkli olanı vardı. Mor melilamine öyle bir şey. Bir de bu yeşil renkli olanı vardı. Mor kalmadığı için ben de bunu aldım. Bu şekilde keçe uçlu galiba. Oo, fırça uçlu. Demek ki mor renkli olanı keçe uçlu. Bakalım sürümü nasıl? Evet, yani şöyle uygulaması rahat. İnce çalışmak istediğiniz yerleri çalışabilirsiniz bence bu uçla. İlk izlenim olarak uygulamasının çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Yani başladığınız gibi tak tak tak. Şimdi kirpiklerimi kıvırıp rimel deneyeceğim. Bu arada kirpiklerimi kıvırırken size çok önemli bir bilgi vereceğim. Bu kirpik kıvırıcısından önce Kiko'nun kirpik kıvırıcısını almıştım. Çok iyi falan diye duydum. Kıvırmıyor. Asla kıvırmıyor. Bunun sonunda kirpik kıvırıcısını kuzenim için demiştim bundan al. Buranın ürünleri çok güzel diye. O aldı kirpik kıvırıcısını. Benim söylediğim. Ama ben Kiko'nunkini aldım. Hani daha kaliteli olsun falan filan diye. Mumuso'dan daha memnun kaldık. O yüzden ben de gidip tekrar Mumuso'dan yeni bir kirpik kıvırıcısı aldım. Kesinlikle bayılarak kullanıyorum. Efsane kıvırıyor. Uygun fiyatlı güzel bir kirpik kıvırıcısı arıyorsanız Mumuso'dan almalısınız. Fiyatı 26 TL gibi bir şeydi. Asla pişman olmayacağınız bir kirpik kıvırıcısı olduğunu söyleyebilirim. Alıp kullananlar lütfen videonun altına yorum olarak bunu yazsınlar. Maskara olarak da şu yeşil renklisini aldım. Baktım fırça uçlarına. Hatta bir tanesi vardı çok hoşuma gitmişti. Şöyle üçgen gibiydi. Bunun daha volüm verebileceğini düşünerek buna karar verdim. Genelde volüm veren maskaralar birbirine çok yapıştırıyor. Böyle ayrı ayrı kirpik kirpik durmuyor. Balçağa batırmışsın kirpiklerini gibi görünüyor. Bunda öyle olmadığı için rimeli sevdim. Bence idare eder ya. Evet, sıra geldi bronzer'a. Bu 195 Sunlover rengini almışım. Ve içinde gold yansımalar olan bir bronzer bu. Güzel bir renk yani. Ben bu tarz renkleri seviyorum. Doğal görünüyor. Kontür ürünü var mı? Görmedim. O yüzden bronzer'ını aldım. Zaten far paletinin içinde allık ürünleri de olduğu için dedim bronzer'la şöyle kontür havası verip allığı da yine far paletimdeki allıklardan kullanırım.
hani bronzer için bir şey düşünüyorsanız uygun fiyatlı düşünülebilir gibi geliyor bana. Gayet güzel yani. Dağılışı da çok güzel. Geldik allığa. Allık olarak da şuradaki şeftali tonunu uygulayalım. Şöyle bir rengi var. Turuncumsu bir rengi var. Dağılınca şeftalimsi bir renk oluyor. Ya çok iyi oldu bence. Evet. Gayet güzel. Ama çok fazla toz tutuyor. O yüzden aşırı bir şekilde silkeleyip öyle uygulayın. Silkeleyerek kullandığınız takdirde uçuş doğal bir şekilde renk alabilirsiniz. Bu paletteki allığı beğendim. Bir de bronzer'ı beğendim. Hatta şöyle boş bir fırçayla bir daha üstünden geçersem daha da birbirine karışıp daha doğal bir görüntü alacak bence. Evet. Geliyoruz highlighter'a. Jel highlighter'larından aldım. Şöyle aşırı tatlı sürüyor. Zaten böyle krema gibi. İnsanın yiyesi geliyor. Öyle tatlı. Yine standta hiçbir şey bulamadığım için bir tane bu kalmıştı ve pembe renk. Bence çok da problem değil. Pembesi de güzel. Bu tarz jel ya da likit highlighter'ları önce elime böyle alıp sonra fırçamla iyice böyle dağıtıp daha sonra uygulamayı daha çok seviyorum. O zaman doğal bir görünüm aldığımı düşünüyorum. Yani aşırı güzel. Islak ıslak duruyor. Kesinlikle böyle simli simli görünmüyor. Derse alacağım ürünler arasına girmiş bulunmakta. İlginç olan şöyle bir tarafı var. Başka hiçbir ürün kokmuyor ama highlighter kokuyor. Aşırı güzel oldu. Şimdi burnuşumuza da biraz alalım. Bunun kemiğimize de. Çok korkuyorum konseyleri kaldıracak diye. Ama yok kaldırmadı. Şu kaşımın altına da geçmek istiyorum. Burası da yansın dönsün. Göz pınarım ağlamasın. Göz pınarımıza da koyalım bir tık. Highlighter'ımızı da uyguladık. Ben highlighter'ı çok beğendim. Rimmel güzeldi. Kaş farı evet olabilir. Ve bronzer da gayet iyiydi. Allıklar iyiydi. Farlar iyi. Kesinlikle bu geçiş rengini kullanıyor olacağım ama sarı çok sarı gibi durmuyor. Işıltılı renklerde renk pigmentasyonu çok iyi görmüyor ama diğer renklerin pigmentasyonu iyi gibi. Onları kullanırım. İyi bir şeyler çıkartabilirsiniz bu ürünlerden. Son olarak dudağım için de 170 Space Up rengini almışım. Kalem tipi olan rujunu aldım. Uygulaması daha kolay bunun. Böyle hem kalem gibi hem de ruj olduğu için bunu aldım. Ve rujumuzu da uyguladık. Evet, aldığım ürünler bu kadardı. Bu ürünlerle böyle bir makyaj çıkarttım. Bundan birkaç tane daha makyaj çıkar. Ürünlerle ilgili ilk izlenimlerim de anlattığım gibiydi. Ki bazısıyla ilgili birkaç saatlik deneyimimi de aktarabilmiş oldum. Umarım makyajı da videoyu da beğenmişsinizdir. Ve beğenirseniz like atmayı, tabii kanala da abone olmayı, ayrıca bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.